Şimdi 21 Ağustos'ta Narin kayboldu veya kaybettirildi. Esasında 19 gün devam eden arama kurtarma çalışmaları hem köy içerisinde hem köyün çevresinde bir bütünen devam ediyordu. Bugün sabah saatlerinde de ne yazık ki Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Hemen akabinde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirildi. Şu anda da otopsi işlemleri devam ediyor. 19 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarının kendi içerisinde, köy içerisinde ve köyün çevresinde devam ettiği, bugün de cansız bedene ulaşıldığı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Pek tabii ki ölüm sebebi açısından bakıldığında ön otopsi raporu geldikten sonra detaylı bir bilgi sahibi olacağız. Fakat dere yatağında bir torbanın içerisinde cansız bedenin bulunmuş olması esasında delillerin karartılmasının amaçlandığını, gizlenmesinin amaçlandığı gerçekliğiyle karşı karşıya olduğumuzu bizlere göstermektedir. Pek tabii ki soruşturma makamlarınca bu husus değerlendirilecek, fakat cenazenin kaybettirilmesi vakasına ilişkin olarak da bir soruşturma faaliyetinin yürütülmesi kuvvetle muhtemeldir. Bugün itibariyle kesin ölüm sebebi belli olduktan sonraki aşamada kasten insan öldürmenin planlanarak, tasarlanarak öldürülmesi şeklindeki suç tipi yönünden ve delillerin karartılması ve gizlenmesi suçları yönünden bir soruşturma faaliyetinin yürütüleceğini, kesin ölüm sebebi ortaya çıktıktan sonra da gerçek faillerin ortaya konulması ve yargılama sürecinin en azından daha etkin yürütülmesi noktasında bizlere önemli ölçüde bir veri verecektir. Peki tabii ki 19 günlük süren arama kurtarma çalışmalarını aynı dere yatağının 2 defa aranması ve 3. defada ancak dere yatağında köşede su kenarında bir yerde cenazenin bulunmuş olması hepimiz açısından bakıldığında arama kurtarma çalışmasının etkin olmayan yöntemlerle uygulandığı noktasında bir izlenim vermektedir. Ancak şu hususta göz ardı etmemekte fayda var. O cenazenin 2 defa yapılan arama kurtarma çalışmalarından sonra oraya bırakılması ve gizlenmesi hadisesinin de muhtemel olduğu şüphesi de bizlerde oluşmalıdır. Biz Diyarbakır Barosu olarak bugün yapmış olduğumuz açıklamada da ifade ettiğimiz üzere Narin'e söz veriyoruz. Narin'in soruşturma süreci, gerçek faillerin ortaya konulması için ilk gün 21 Ağustos'ta Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'yla yapmış olduğumuz görüşme ve sonrasında defaten soruşturma makamlarıca kurduğumuz irtibat ve diyalogla da görülmüştür ki bu soruşturma sürecinin doğrudan müdahili, doğrudan tarafı olacağız. Gerçek failler ortaya konulana, cezalandırılana kadar da soruşturma ve yargılama sürecinin bir parçasıyız. Narin bir kız çocuğuydu, kaybettirildi. Kaybettirilmesine konu yaşanan sürecin bir bütüne, soruşturma makamlarınca yargılama süreci içerisinde ortaya konulmasını, gerçek failleri tespitini, yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını, kayıp çocuklar vakasını Türkiye'de artık yaygın ve yıllardır süregelen bir sorun olduğunu, sorunun çözümü için gereken hassasiyetin ortaya konulmasını, bu konuda politika üretilmesini ve ilgili kurumların da üzerine düşen sorunu yerine getirmesini gerektiğini düşünüyoruz.